Başlıyorum o zaman. Buyurun. Dört harflidir. Bugünün oldukça zor coğrafya sorularından biridir. Aden zor muydu? Aden Körfezi? Yani biraz zordu. Bence bu daha zor. Moraliniz bozmak gibi olursa. Harf alayım. Taç Mahali ile ünlü Babil İmparatorluğu'nun eski Hindistan'ın gayri resmi harf kültür alayım. Başkenti. Durdu. Niye durdurdunuz? Durdur dediniz. Ne alakası var? Ben öneride bulundum efendim. Biliyor musunuz ki? Agra. Kesinlikle biliyorsunuz. İkincisi kolay. Hem de çok kolay. Gelsin görelim. Yatağa platform olan, sandık olarak da kullanılan bölme. Baza. Tertemiz 400. Bakın Agra'da iki tane almıştınız. Evet. Bunu da hiç almadınız. Hı-hı. Kendi içerisinde hesabı i̇şte görüldü. Evet. Şimdi geliyor yenisi. Mutasyon sonucu fazladan yaprak çıkarmışlarının uğur getirdiğine inanılan yem bitkisidir. Yonca. Yoncadır efendim. Dört yapraklısı uğur getirir derler. Gayet basit soru, kaçırmayın bunu. Beş harfi tek kelime görelim. Bir şey, özür dilerim, iki şey arasındaki alaka. Bağlılık, ilgiye alaka denir. Bu da çok zor değil. Rahatça cevaplayacağınız bir şey, hayatınızın içerisindeki bir şey ya da siz onun içindesiniz. Buyurun bir bakın. Yerleşke sözcüğünün... Kampüs. Kampüstür efendim. Eğitim öğretimde daha yaygın kullanılan karşılığı. Yine öyle Fransızca karşılık, işte Farsça kökenli kelime filan. Bir bakın. Farsça kökenli Pars sözcüğünün Fransızca kökenli karşılıklarından biri. İlginç bir şekilde bu hayvancağızın Fransızca iki tane ismi var. Allah Allah. Maymun, İkisi de Pars'ın karşılığı. Maymun mu? Pars, Pars. Ne? Ya bu bir hayvan demediniz mi? Harf alayım. Tamam da işte Pars Allah diyor. Allah. Pars'ın diğer adı. Maymun olur mu hiç? Harf alayım. Harf alayım. Ya kedigillerden. Leopar ya. Leopar. Siz demek ki Pars'ı duymadınız ya daha önce. Ben ilk Pers'le karıştırdım. Sonra Puma geldi aklıma falan. Öyle çok karıştı. Nerelere gittik? Neyse geri döndüğünüze sevindim. Şimdi matematiğim iyi demiştiniz ya. Çok iyi değil yani. Bakalım. Gelsin bakalım. Kendisiyle çarpımı verilen sayının bizzat kendisi. Karekök. Sizi tebrik ederim. Çok sevindim. Çünkü yani yazdığımda dedim ki iyi mini minnetebilir bu soru. Güzel atlattınız. Buyurun gelsin yenisi. Kompozitör. Türkçesi neydi? Daha yaygın kullanılan kompoz, karşılığı. Kompoz, derlemek, bestemek. Ne? Besteci. Niye bastınız? Ne? Besteci. Biliyorsunuz da bastınız. İşte bu kadar. Geliyor yenisi efendim. 8 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Bireyin davranış biçimlerini belirleyen üstün ana özellik. Seciye. Karakter. Karakter. Kesinlikle karakter. Tamam. Açeli Hanım tadını çıkartmaya başladı. Şimdi askerlik sorusu var demiştim. Bir ürktünüz filan. Hiç alakası yok. Bakalım. Benim. Rahatça cevaplayacağınız bir şey bu. Buyurun. Okudunuz da kocaman kocaman klasikleri değil mi? Öyle yani, söylediniz. Mecbur okuyorum dediniz. Okuyoruz mecbur da bakalım artık. Görelim bakalım. Askeri birliklerin bulundukları yer veya bir şehri savunan askeri birlikler. İtalyanca kökenliydi yanılmıyorsam askeri bu kelime. Askeri birliklerin bulundukları yer. Yer ya da bir şehri, bir yeri savunan askeri harf birlik. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Birinci nokta nokta, ikinci nokta nokta. Şey, neydi o? Garnizon. Garnizon. 600 puan değerinde. 5300 puana çıkarttık kasanızı. O 5300 puanı 9100 puana çıkartabilecek durumdasınız. İnşallah. Ne oldu? Bir gülümseme, bir tebessüm belirdi yüzünüzde. Rahatladım biraz, iyi gidiyor. Rahatlayın. Biraz ya. 2 dakikadan fazlası var. 4 tanecik soru kaldı. Tadını çıkartın. Harf almak yerine 3800 puan, 3800'ünü birden kasaya gönderin. Derdi Ceren Hanım çeksin. Olur mu? Ya bastıktan sonra bilemezsem ne İşte olur? Basmayın. Emin olun öyle basın. 2 tamam. Dakikadan fazlası var. Tamam. 0 saniyeyle bitirelim de 100 puan fazlası olsun tamam. Efendim. Hadi bakalım. Genellikle aşk ve ihaneti konu eden basit roman serisi. Yandık vallahi. İki kelime. Bak bunları aşk okutmamışlardır. Aşk ve ihaneti konu eden basit roman serisi.
Harf alayım. Bunların bir de içine biraz erotizm katılmışı vardı. Onun rengi değişirdi. Bir dakika. Ya harf alayım. Yandık, hocalar yaktı bizi. Ya hocalar bunu öğretmiyordur. İnşallah. Ne dizi? İnşallah. Bir dakika. Ne? Bir şey dizi. Harf alayım ama basit baştan gelsin. Basit aşk ve ihanet. Baştan. Basit aşk ve ihanet. Antonius bütün arzusuyla Mary'yi kucaklarına aldı filan. Öyle tabirler. Allah Allah. Bunların biraz erotizm katılmış olanları vardı. Onlara kırmızı derlerdi. Beyaz dizi. Beyaz dizi. 500 puan değerindedir. Artık herhalde okuyan kalmamıştır bunda. Ya gerçekten hiç... Zannetmiyorum. Herhalde okuyan kalmamıştır artık. Yani hani görüyorum sağda solda kitapçılarda falan bazen de şaşırıp kalıyorum acaba alan var mı diye. Eskiden çok popülerdi efendim. Yani. Bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Buyurun. Yeni soru. Bebekler için kucağa alınabilecek kadar büyümüş olmak anlamında kullanılan bir tabir. Ele gelmek mi? Yok. Kucağa gelmek deriz. Ele gelmek mi? Basıyorum. Bilmiyorum. Ele gelmek. Siz karar vereceksiniz de ele gelmek... Ne? Ne? Ele gelmek ya. Değil çocuk, mi? Çocuk bebekler için. Kucağa gelmek mi? Ele geliyor filan. Harf alabiliyor muyum? Artık durdurdunuz. Ama gitti. Soru gitti. Düşünün. Ele gelmek. Ele gelmek kesinlikle doğru cevap. Her şey yolunda. Bir dakikadan daha fazlası var. Aceleye mahal yok. Buyurun geliyor efendim sondan bir önceki sorunuz. Adını bir dakikadaki dönme sayısından alan küçük ebatlı plak. Aslında iki tane var ondan da. Bir dakikadaki dönme sayısından alan. Hı hı. Ne kadar dönüyor acaba? İşte onu soruyoruz. Al, kaç kere dönebilir? Harf kaç alayım. Defa döner ya? Altı döner. Bir şey mi? Ne altı var? Dakikada. Neyi döner? Harf alayım. Tek kelime bu arada. Tek kelime mi? Evet. Yani bir aslına bakarsanız bir... Dönme, küçük ebatlı plak. Sayı ve beraberinde bir ek. Ne beşlik? Dört beşlik mi? Öyle bir şey mi? Bilmiyorum. Harf alayım. 9-8'lik var ama 4-5'lik. Allah Allah. Niye bu kadar zor? Aynı zamanda bir tabanca türüyle de aynı ismi taşır. 6 atar var bildiğim 6 tek. 6 atar. 6 patlar olmasın 6 o? 6 patlar işte. Harf alayım. Süren bitti. 40... Ne? 40... 45'lik mi? 45'lik derler o kadar. Öğrenmiş eski olduk. Eski 45'likler. Size hep iki tane nostaljik soru sordum. Ay. Bir tanesi beyaz dizi, bir tanesi 45'lik. Gerçekten geride kalmış şeyler. Ama bu güncel bir şey. Daha sözlüklere girmemiş. O kadar güncel. Hmm. Bir bakın bakalım. Suçu bildirmek veya suçluyu ele vermek için kullanılan telefon numarası. İhbar hattı. İşte İhbar o kadar. Hattı. 1000 puan değerindedir. 8300 yaptınız kasayı. Yani bu ne demektir? Birazdan Ceren Hanım buraya gelecek. Bitti mi? Bitti. Daha ne yapalım? Hı, tamam o zaman. Allah Allah doyamadı. İşte bugünün şampiyonu olursanız hafta finalinde inşallah 9000. İnşallah. Olmaz mı? Dönün bir bakın Ceren Hanım'a. Sizce 8300 puanı geçebilir mi efendim? Geçme ya. Ceren Hanım'a kocaman alkışlar. Teşekkür ederim.